Arkadaşlar merhaba. Bugün 1 Mayıs Pazartesi Will Rogers Lounge'da 9 koşuluk bir program var. ABD'de. Birinci koşu saat 9'da başlıyor. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre kumpiste bir şartlı satış koşusu. Bütün koşular kumpiste. Koşuya baktığımızda koşu 5000'lik masa seviyede bir satış koşusu 14.400 dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. 4 numaralı VIP ile başlayacağız. Floyd Weather Jr. ile start alıyor. Favori olduğu son startını 1100 kumda bu hipodromda 6 Mart'ta 1.05.16 ile 2 boy farkla kazanmış bir isim. Bugün büyük bir ihtimalle favori çıkabilir. 2 numaralı Sedaris Alfredo Triana Jr. ile start alacak. Sedaris bu sene ilk kez start alacak 2 numaralı. 3 numaralı Ronald Dale var. Curtis Kimes'le start alıyor. Son startında 1100 kumda 7500 satış koşusunda yarım boy farkla dördüncülüğü var. 6 numaralı U-Sexy Boy Alberto Pusak'la nispeten üst grup koşulardan bu koşuya gelmiş bir isim yazılabilir bu ayakta. Koşu programı biraz zayıf. Sürprizlere açık oluyor. O yüzden eğer bütçeniz müsaitse 5 numaralı Toa'da Opet Sanchez ile start alacak olan ekleyebilirsiniz diye düşünüyorum kuponlarınıza. İkinci koşu 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus 1600 kumda bir şartlı koşu. Bu ayakta biraz karışık. Ben olsam kapatırdım bu ayağı. Şöyle ki 27.600'lük bir şartlı koşu. Bu hipodroma göre orta grup sayılabilir bir şartlı koşu. Bir numaralı Tom's Girl Alec Beazer'la start alıyor. Benzer bir koşuda 1600 kumdaki son startında aynı jokeyle ikinci olan bir numaralı Tom's Girl Alex Beazer'la start alacak. Daha sonra 3 numaralı Robbie the Destroyer var. Alfredo Triana Jr. start alacak. Önceki startını favori olduğu koşuda 1600 kumdaki 5200'lük maiden koşuyu yaklaşık 4 boy farkla kazanmış 1.40-53 derecesiyle. 4 numaralı Honey Creek Gerardo Moreira start alır. O da 1100 kumdaki önceki startını 6 Mart'ta favori olduğu koşudaki maiden koşuyu, maiden satış koşusunu 2 boy farklı kazanıyor. 1.07-0.9 derecesiyle 5 numaralı Billy Baby Alberto Pusak'la start alacak. O da 2 önceki startında bir maiden koşuyu 1100 metrede kariyerin ilk startını 13 Mart'ta favori olduğu koşu yine 1.06.50 ile 1100 kumdaki maiden satış koşusunu kazanan bir isim. Yazmadığımız 2 numaralı Lisa G kaldı. Benny Landeros'la. Onu da yazıp bu ayağı kapatabilirsiniz azat olmasından dolayı. Üçüncü koşu satış koşusu 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1000 metre kum pistte bir koşu. Koşuya gidelim koşu. 12.515 bandında bir satış koşusu 18.000 dolar. Toplam ikramiyesi var. 3 numaralı Scarlet Position Gerardo Moray ile start alıyor. Favori olduğu son startını 2 boydan biraz fazla bir farkla aynı jokeyle 1000 metre kum pistte 17.500 satış koşusunu 57.73 ile kazanmış bir isim. Daha sonra aynı koşuda ikinci olan Lightning Heart var. Curtis Kimes ile start alacak bugün. 4 numaralı Casino Queen Alex Beazer ile start alıyor. Son iki startını 7500'lük satış koşularını boyun ve 9 boy farklarla kazanmış 1100 kumda dereceleri 1.05.17, 1.04.10. Bir numaralı Oki Front Floyd Vetter Junior ile start alıyor. Önceki startında 25 binlik bir satış koşusunda ikinciliği var. 1000 metre kum pistte 14 Mart'ta. 7 numaralı Wicked Street Kylie Jordan'la start alıyor. 7500'lük satış koşusunu son startında 3 boydan fazla bir farkla 1100 kumda 1.04.52 ile kazanmış bir isim. Yine programın zayıflığından bahisle 5 numaralı yazmadığımız 5 ve 6 kaldı. She's a Bit Formidable Alberto Pusak'la ve She's a Player Obet Sanchez'le geniş kuponlarda eklenip bu ayak kapatılabilir. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganya'nın ilk ayağı 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte start alacak koşuya bakalım koşu. 25 binlik bir şartlı koşu. 4 numaralı Laisse Boys Obet Sanchez'le start alacak olan bir isim. Son 7 startında tamamında tabelada yer bulmuş bir isim. Son 2 startında 30 ve 25 binlik şartlı koşularda üçüncülükleri var 1200 kumda. 5 numaralı Cuddy Devil
Kylie Jordan'la start alıyor. Son startında bir 23 binlik şartlı koşuyu 1600 kumda 1.40.10'la kazanmış bir isim. Bir numaralı Roman Burning Alex Bierzer'la son startında bir stakes koşuda kötü koşmuş ama ondan önce 33 binlik bir şartlı koşuyu 1200 kumda geçen sene 1.10.92 ile kazanıyor ve önceki startında da bir ikinciliği var. 30 binlik şartlı satış koşusunda 1100 metre kum pistte. Son olarak 2 numaralı Sea Level Alfredo Triana Junior'la bu koşuda şans verdiğim isim. Son isim. 5. koşu 3 kare İngilizlere mahsup 1200 kumda start alacak. Burada da iki isme yer vereceğiz. Koşuya gidelim. Koşu 13.300'lük şartlı koşu. 6 numaralı Salado Floyd Vetter Junior'la start alacak. Son startında 5.000'lik satış koşusunu yaklaşık 2 boy farklı 1100 metrede 1.04.64'te kazanan bir isim. Yanında rakip olarak da 3 numaralı Brother Aaron Obed Sanchez'le yazmanızı önereceğim. Diğer bir isim o da 1200 kum pistteki son iki startındaki 5.000'lik satış ve 23.000'lik şartlı koşuları boyu ve bir boya yaklaşık bir boy farklarla 1.11.11, 1.10.07 ile kazanmış 1200 kumda. Eğer buraya bir hat daha yazarsanız bir numaralı elektrol yazılabilir. Alberto Pusak'la start alacak olan. Altıncı koşu bir satış koşusu. Üç kare dış İngilizlere mahsus. 1100 metre kum pistte bir koşu. Burada da iki numaralı nostalji bu grupta tek yazılabilir. Kylie Jordan'la start alacak olan. Koşu 5.000'lik bir satış koşusu. 12.500 dolar toplam ikramiyesi var. 2 numaralı nostalji Kylie Jordan'la start alıyor. Koşu 5.000'lik satış koşusu dedik. 15.000'lik satış koşusunda son startında start almış. Ondan önce 7.500-5.000 bandında bir şart satış koşusunda ikinci oluyor. 14 Mart'ta da 1.200 kumda 1.11.17 ile kazandı. 7.500'lük bir satış koşusu var. Favori olduğu iki önceki startı. Bugün bu grupta bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 2 numaralı nostaljinin. Yedinci koşu Maiden satış koşusu. Üç kare dışı İngilizlere mahsus. 1600 kumda start alacak. Burayı da şöyle şu sıralamayla kapatmanızı önereceğim. Koşu 7500'lük Maiden satış koşusu. 5 numaralı Miss Morena. Obed Sanchez'le start alıyor. Son 5 startında dördüncülüğü var. 25.200'lük Maiden koşusu. Daha sonra 7500'lük 15.000'lik Maiden satış koşuları. Son startında 25.200'lük bir maiden koşu tamamı kum pistte çoğunluğu 1200 metre mesafede bu koşular. Daha sonra 8 numaralı Alternat Ebi ile ekürü olan 7 numaralı Nitro Nina var. Nitro Nina'da bir önceki startında bir üçüncülüğü var. 15.000'lik maiden satış koşusunda Travis Cunningham'da start alıyor. 6 numaralı Green Light Girl Lindsay Herbert'le Afranti start alıyor. Son startında bir dördüncülüğü var. Daha sonra 2 numaralı You Need to Calm Down Chad Lindsay ile start alacak. Diğer ekürler 4 numaralı James Corse ile ekür olan 3 numaralı Nautin Noel var. Gustavo Ferrara ile start alıyor. Yazmadığımız bir tek 1 numaralı Envy and Ice kaldı. Benny Lendoras'la 5-7, ekürle 8, 6-2-3, ekürle 4 ve 1 sıralamasıyla bu ayağı kapatmakta fayda var. Öne çıkan bir isim yok çünkü. 8. koşuya geldik. 3 kare İngilizlere mahsus 1200 kumda bir satış koşusu. Koşuya bakalım. Koşu 7500'lük bir satış koşusu. 14.400 dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 5 numaralı Love My Ride Kylie Jordan'la ilk şans verdiğim isim. Son startında bir üçüncülüğü var. 1100 kumda 20 binlik satış koşusunda. 8 numaralı Canonize Alberto Pusak'la start alıyor. Önceki startında 10 binlik satış koşusunda boyun farkıyla üçüncülüğü var. 1200 kumda. 1 numaralı Rainbow Gold Floyd Vetter Junior'la start alacak. Son startını bir boy farkla 1100 kumda 1.06.65 ile 10 binlik satış koşusunu kazanmış bir isim. 2 numaralı Dava Bomb Gerardo Mora'yla start alıyor. Son startları şu grup koşularda nispeten olduğunu söyleyebiliriz. 7 numaralı Sweet Baker Richard Aramia ile start alıyor ve bütçeniz müsaitse 4 numaralı Dixieland Quality'yi de ilave edin derim. Geldik son koşuya. 3 kare İngilizlere mahsus 1000 metre kum pistte bir koşu. Koşuya bakalım koşu.
5.000'lik bir satış kursu. 2 numaralı Night Disruptor, Chad Lindsay ile start alıyor. Daha sonra 6 numaralı Fleet Sniper Kylie Jordan'da son startında ikinciliği var 1200 kumda 5.000'lik satış koşusunda. 3 numaralı Win for Fun Richard Eremia ile ve 8 numaralı Tag Me Alex Pierzer ile bu koşuda şans verdiğim isimler 1200 kumdaki önceki startındaki 10.000'lik satış koşusunu kazanıyor. 8 numaralı Tag Me. Eğer bütçeniz müsaitse 5 numaralı You're on the Money Alfredo Triana Junior ile onlarınızı ilave etmenizi isteyeceğim son isim. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 4 numaralı Whip ile başladık. 2 numaralı Sedaris, 3 numaralı Ronald Dale, 6 numaralı Yusexy Boy ve 5 numaralı Toa. İkinci koşuyu kapatıyoruz. Sıralama şu şekilde. 1 numaralı Tom's Girl, 3 numaralı Rabbit the Destroyer, 4 numaralı Honey Creek, 5 numaralı Billy Baby ve 2 numaralı Lisa G. Üçüncü koşu 5 isim öne çıkıyor. 3 numaralı Scarlet Position, 2 numaralı Lightning Heart, 4 numaralı Casino Queen, 1 numaralı Oki Front ve 7 numaralı Wicked Street. 5 numaralı She's a Bit Formidable ve 6 numaralı She's a Player eklenerek bu ayakta kapatılabilir. Dördüncü koşu ikinci altılı gayenin ilk ayağı. 4 numaralı Lazy Boss, 5 numaralı Cady Cabil, Devil, 1 numaralı Rome's Burning ve 2 numaralı Sea Level. Beşinci koşuda 6 numaralı Salado ve 3 numaralı Brother Aaron yeterli. Bir isim daha yazarsanız 1 numaralı Electro. Altıncı koşuda 2 numaralı Nostalji tek olur gibi gözüküyor. Dördüncü koşu 5 numaralı Miss Moreno, 7 numaralı Nitronina 8 ile Ecury, 6 numaralı Greenlight Girl, 2 numaralı You Need to Calm Down, 3 numaralı Now to Noel, 4 numaralı James Corsa ekürü yazmadığımız 1 numaralı MV Nice kaldı. Bu ayakta bu sıralamayla kapatılabilir. 8. koşu 5 numaralı Love My Right, 7 numaralı Sweet Baker, 6 numaralı Stepping Shep, 2 numaralı Lava Bomb, 3 numaralı Avenging Warrior ve 1 numaralı Rainbow Gold. Düzeltiyorum, burada bir karışıklık oldu. 8. koşu 5 numaralı Love My Right, 8 numaralı Canon Eyes, 1 numaralı Rainbow Gold, 2 numaralı Lava Bomb, 7 numaralı Sweet Baker. Bir isim daha söylemek gerekirse 4 numaralı Dixieland Quality. Son koşuda da 2 numaralı Night Disruptor, 6 numaralı Affiliate Sniper, 3 numaralı Win for Fun, 8 numaralı Tag Me ve 5 numaralı Euro the Money önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar dolu bir pazartesi günü diliyorum.